Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İşinize yarayanı alırsınız. Yaramayanı bana bırakırsınız ama hepsi işinize yarayacak şeylerdir. Çünkü dimadan çıkan, tefekkürle çıkan malzemelerdir. Risale'ni okurken benim başka bir işim yok. Okurken tefekkürde laikalardan daha çok çıkan neticeler bunlar. Kendimce malzemeler. Notlar almışım. Münafık başkasınadır. Kendini çok iyi bilir. Münafık kendisine münafık değildir. Onun için ben münafık mıyım diye vesvese etme. Çünkü münafık olsa münafıklığını bilirsin. Münafık başkasınadır. Kendisine münafık değildir. Yani soruyorum siz cevap verin. Hiç namaz kılmayanı demiyorum. Namaz kılıyor ama evde kılmıyorsun. Hep dışarıda kılıyorsun. Evde namaz kılmıyor musun? Kılıyor. Hani hadis-i şerifte şunu demek istiyor. Münafık sabah ve yatsıyı kılmaz. Çünkü başkasına bakmıyor evde. Demek ki münafık başkasınadır. Kendisine değildir. Kendisini bilir. Peki Hazreti Ömer hemen hatırımıza geldi. Acaba ben münafık mıyım? O hassasiyetin zirvesi, imtihanın. Ya ne demek istiyorsun? Ya nasıl kardeş, Hazreti Ömer ben münafık mıyım diye yanı sıra o hassasiyetini davetiye taşımış. Aşere-i mübeşşere, cennette müjdelendiği halde senin anladığın gibi anlamamış cennette müjdelenmeyi. İmtihan şiddetlendi. İmtihanım değişti dedi bununla. Daha acayip olmuş. Yani öyle bir İfade kullanıyor ki çıkardığımı söylüyorum oradan. Keşke bu haber bana gelmeseydi diyor. Demek istiyor. Bu bir imtihandır. İmtihanım değişti diyor. Münafık da derece derecedir ama mutlak münafık. Tabii. Mesela münafıklık yapar, münafık değildir. Münafıklık gözükür ama münafık değildir. Bir sıfatı münafıktır. Evet, o değil tabii. Bu münafık, haza münafık. Münafık sıfatı münafık yapmaz kişiyi. Namaz kılmayan kafir olmadığı gibi ama kafir de namaz kılmaz. Ama kafir de namaz kılmıyor. Ben de kılmıyorum kafir değil. Bir kelime bilen İngilizce bir kelime bilen İngilizce biliyorum iddia edemez. Evet. Çünkü münafık şuurludur ve kendine münafık değildir. Münafık başkasınadır. Değişiyor. Yani bu nereye gönderme yapıldı? Diyeceksin ki bunlar niye şu? Öyle vesvese hastaları var ki kardeşim. Ne olur merhametli bir bak. Ben sırf seninle alakadar değilim. Ben bunu niçin kalemle çıkarttım o şeyden? Kardeşim, bak başım beyazladı. Böyle değildim ben dersen geldiğimde. Senin o kadar Müslüman kardeşlerin, nurcu kardeşlerin var ki, ben münafık mıyım diye psikolojisi çöken var. Ben ne yapabilirim ben bunu? Nasıl kurtarabilirim bu psikolojiden? Ben bunun nasıl merdiven olurum, nasıl ip olurum diye böyle dertlenmişim ve cümleyi yazmışım. Belki seni alakadar etmiyor. Etmesin inşallah. Hani vesveseli kardeşime söylüyorum. Ben münafık mıyım diye gece gündüzleri biten hastanelere düşen kardeşler var, Müslümanlar var. Ben de onlara diyorum ki münafık değilsin. Niçin değilim dedi. Çünkü sen münafıklıktan rahatsız oluyorsun. Münafık münafıklıktan lezzet alır. Zira yılan ısırmaktan lezzet alır. Zehirlemekten ustad öyle diyor. Ha münafık münafıklıktan rahatsız olsa münafık olamaz. Sen rahatsız olmuşsun ki soruyorsun. Münafık değilsin. Olmadığına delil rahatsız olmandır. İmanım gitti mi? Yani imanım gitti mi endişesinden endişe eden iman olduğunu gösteriyor. Münafık şeytanla mı alışveriş yapıyor? Nasıl yapıyor? Yok. Sen de yapar. Yani şöyle şimdi de dışarıya evet. Öyle mi saçıyor? Evet. Çünkü oradan usta. Ama münafığın esas hocası şeytan değil. Şeytana bile pabucu ters giydirmiş. Öyle insi şeytan var ki. Niye? Bir şey ne kadar yükselebiliyorsa o kadar alçalabiliyor. Şeytan ve Cebrail bizim insan kadar yükselemez. Bir adım da atarsam yanarım dedi değil mi Cebrail aleyhisselam? Onun zıttı kadar Cebrail inebilir. İnsan ne kadar yükselebiliyorsa o kadar aşağılanabiliyor.
Onun için insan melekleri de geçtiği için, şeytanları da şeytanlığa, şeytanlık yapabildiği için şeytandan daha aşağı inebiliyor, ondan daha yukarı çıkabiliyor. Suretlere sirayet etmiş olsaydı, suretler var ya resimler, sirayet etmiş olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz suretine taparlardı belki de. Ve suret çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Eğer evinizde resim varsa kaldırın, kaldıramıyorsanız bari gözünü oyun. Yani oraya bir şey yapıştırın. Surette göz olmasın. Allah Resulü benim suretimi, resmimi bir yerde görseniz kaldırın, daha güzel yere koyun. Demiyor değil mi? Ne diyor? Ayaklarının altına alın. Allah Allah. Niçin o kadar şiddet veriyor? Bir ihtiyaca binaen söylüyor. Suretlerde göz çok tehlikelidir. Vesvese olur diye söylemiyorum. Yani suretleri kaldırın. Hemen bir soru geldi. Abi resimleri albüme koyabilirsiniz. Kapalı. Yani mesela ustadın resmi kitabın içindedir. Tarihçide, ama onu asıp asamazsın. Resulullah'ın resmi asılamıyor da onun dışında hiç kimsenin asılabilir mi? Hiçbir dersende ustadın resmi yok mesela. Elhamdülillah. Şey mi abi? Yani abi senin meleğe rahim oluyor. Yani madem sordun. Evet. Şunu bilelim abi. Yani. Peki. Gözden geçiyorlar. Gözden mi geçiyor? Gözden geçiyorlar. Mesela sinirli adam. Ya ben biraz bu işim olduğu için. Sinirli adam, tamam mı? Sinirli. Arabada, trafikte bağırıyor, çağırıyor. Üç bilmem ne bileyim, asabi adam. Onlar hemen bir önerim var. Hemen pratik. Sinirli adam ne olur göze bakma. Adam birinci derste dedim ya. Dövüş hocası, uzak doğu hocası. Göze bakıyorum diyor. Göze bakarak hiç oynatmıyorum. Ayağı sağ mı, sol mu, önde mi, arkada mı, yanda mı, solda mı? Ben bilirim diyor nerede olduğunu. O düşmanımın ayağı nerede olduğunu anlarım. Tamam. Şimdi baktığın zaman böyle de belli oluyor yani. Namaz kılan, kılmayan, şiddetli mi, nefret falan. Bazı insanlar var ki bakamıyorum öyle. Bu konuştuklarımdan nefret ediyor mesela. Veya muhabbet ediyor veya eleştiriyor hemen gözü. Belli yani. Azılar kaybediyor vesaire. Hani derler ya ecdadımız. Gözüme baka baka yalan söyle dedi. Çünkü yalan söyleyen göze bakamaz. Bakıyorsa çok usta bir yalancıdır. Tamam. Mesela çocuklar yalan ama söylerken... Ama yememiş abi. Onu dediğine göre yememiş yani. Yememiş. Ben de anladım demek istiyorum. Evet. Yememiş yani. Evet, yememiş. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sirayet meselesinden dolayı Allahu Alem resmini istemedi. Allah istemedi de sen de isteme. Suret sirayet etmiyor mu dediniz abisiniz? Suret? Sirayet ediyor da ama... başka bir manaya kapı açtığı için tehlikeli oluyor. Mesela işte erba habise, cin ve şeytan kişiden gözden geçer. Kişiye sırtından geçer. Şeytanın giriş kapısı. Allah Resulü'nün peygamber olduğuna mührü neredeydi? Ne sırtında olsun, kimse görmüyor ki. Aslında ben tövbe yani tefekkür için söylüyorum. Alnına koyardım. La hemen haza peygamber. Değil mi? Delil. E kim sırtını görecek ki? E sırta niye koymuş? Gizli, kimse görmüyor. Çünkü sırt mühür koyması iş olsun diye değil. Erva habisenin giriş koridorudur o. O kapandı. Bitti. İçeride kim kaldı? Onun da işini bitirdi zaten. Ben mesela şöyle düşeyim. Şimdi hevallah inanarak söylüyorum. Benim sırtım kapansa, o delik kapansa, şu anda imçimde olanı vallahi 3 ay sabredemez, ifçeni bitiririz. Adam girip çıkıyor şeytan, nefes alıyor. Kafasını kırıyorsun, tam nakalt yaparken hakem giriyor devreye, bir gidiyor orada bir mola veriliyor, nefes alıyor. Yani çıkıyor şeytan, nefis gibi sabit değil. Giriş çıkış oluyor mu abi? Devamlı. Devamlı. Kanda, vücutta kan dolaştığı gibi diyor, şeytan da kanımızda dolaşır diyor, hadiste var ya. Şeytanın giriş çıkış yeri orası. Sırttan giriyor. Peki Resulullah'ın kapandı mı? Neredeydi? Dışarıda, giremez. Neredeydi? İçeride. İşini bitiriyorsun zaten. Basıyorsun şeyini, onun zehri Kur'an. Basıyorsun Kur'an'ı, Hizbul Kur'an'ı. Kapattım bak şimdi. Bak iyi dinle. Arkayı kapattım. Allah kapatsa beni mesela. Şak. Kapattım. Bastım zehri, onun zehrini. Hizbul Kur'an, Hizbul Kur'an, Risale, Risale. Ne yapacak adam?
Ya ölecek ya ben öleceğim de burada. Bu meydan savaşı yani. Ve hiç şansı yok. Şu derste bile, vallahi bir derste bile çekip gidiyor. Abi aman bu kalk falan bak ne anlatıyor diyor, suizanı yaptırıyorum sana. O şeytan değil. O nefs-i emmaredir. İster sirayetle nefs-i emmaredir. Evet tabi. Mesela dimağın özelliği, dimağ şeydi burada, vehim burada. Yoku var yapar. 25. kare olarak yok. Vehim yoku var yapar. Olmayanı var yapar. Vesvese varı yok yapar. Yani uygulayayım. Kalpte vesvese. İmanın var olduğuna delil yoktur getirir. Varı yok yapar. Abdestin var. Abdestin yoktur der. Onun abdesti olduğuna delil şeytani tasdiklidir. Eğer abdestinden ve imanından vesvese geliyorsa şeytan tasdikli, abdestin var, imanın var demektir. Kefili de benim. Vehim ise bunun tersi bak. Şeytan varı yok. Sistemi olarak çalışıyor. Dima ise yoku var olarak çalışıyor. Mesela sen herhalde böyle düşünmüşsündür. Yani terklerle yapılıyor. Onu deviriyorsun. Yani olmayanı var zannettiriyor. Aha öleceğim. Aha kalp kriz geçirdim. Benim aklımda böyle düşünüyorsun. Aha şey. Hep böyle. Baktın ki kalp krizi geçireceğim. Ben hamama gidersem burada ölürüm. Ya ben şu ölürüm. Vesvese midir, vehim midir? Hadi çözün hemen bu söyle. Vehim. Kim dedi onu? Güzel. Peki nasıl anladın? Yaşadım ya. Hasan abi. Kim yaşadım? Çünkü bak ben hamama misal veya evde oturuyorum kalp kriziyle ölebilirim. Kalp krizi şu anda var mı senin? Yok. Ölebilirim. Olmayanı var zannetmek vehmidir. Vesvese değildir. En çok bu bozuyor. İşte. Peki vehimle vesveseyi karıştırdığı zaman ne oluyor abi? Yani vehim mi vesvese mi? Ha, bak ne olur. O zaman gece gündüzün birbirine girer. Onu anlatayım bak. Hemen kısaca bir şimdi, ne doktor var? Yani, evet. Ayıramıyorlar değil mi abi? Evet vehim ayıramıyor. Vesvese mi diye. Bak şimdi daha çok ne zaman olur? Şimdi mesela diyelim ki gündüz çok iyisin, çok rahat. Leylim leylim yaşıyorsun. Gece uykun yok. Sağ sol sıkıntı. Püf, püf, püf. Gece sıkıntı, gündüz iyisin. Ha, bu adamın ne eksik? Sünnet-i seniye uymuyor, zikri yok. Kur'an ve evradı yok. Hizbul Kur'an'ı yok. Hizbul Hakayk-ı Nuri okumuyor. Ve sünnet-i seniye yaşamıyor. Eylem yok. Eylem. Alemci, eylemci değil. Bak kim? Gece rahatsız olan. Gündüz yok. Tersini düşün. Gece mışır mışır pat diye yatağa koyduğu zaman uyuyor. Gündüz ise sıkıntı çekiyor. Bunun dimağı rahatsız. Vehmi rahatsız. Risale okumuyor demektir. Yani terkleri yok. Dima terklerle çalışır. Ha? Terkleri. İnterneti terk et, cep telefonu terk et, televizyonu terk et, olumsuz adamları terk et, olumsuz teklifleri haramı terk et. La ilahe. Hemen terk. Kafa terklerle çalışır. Çünkü iman ilk önce dima, akla teklif edilmiş. Kalbe değil. La ilahe. İllallah olması için la ilahe olması lazım. İlah dediklerini bir bak bakalım onlar terk et ondan sonra illallah. İllallah la ilahe illallah denmemiş. La ilahe. La ilahlar yoktur. İlah olacak bir şey yoktur. La ilahe diyebilen de illallah olur. İlk önce terk. Ha, demek ki gece mışıl mışıl yatıyorum. Gündüz sıkıntılıyım. Sen Risale-i Nur okumuyorsun. Terklerin yok demektir. Ötekisini bir daha söyleyeyim mi? Bak gündüz İyisin, gece yatamıyorsun. İbadetlerinde ve zikrinde fiiliyatında eksiklik var demektir. Şimdi tersini söylüyorum. Gündüz kötüsün, kafanı bir türlü kurtaramıyorsun, gece yatıyorsun. Terklerin yok. Yani Risale-i Nur pek okumuyorsun demektir yeterli. Ama gündüz şeytan, gecede ervah hapise mi musallat oluyor? Çoğunlukla, tabii. Gece hiç bırakmaz seni ervah hapise. Gündüz ervah habise pek olmaz. Olursa bu olur. Bitireyim. Gündüz tefekkür, gece evrat. Evrat. Bak şimdi. Evet. Doldur altın. Ne doldursan doldur. Ama bir tanesi diyor ki abi gecem de gündüzüm aynı. Allah kimseyi düşürmesin. Çok kötü diyor. Ha demek ki dersleri ve doğru arkadaşlarla beraber değilsin demektir. Derslerini çoğalt, doğru arkadaşlarını, yanlışları terk et. Yanlış arkadaşı çevir.
Abi derslere gidiyorum. Doğru arkadaşlarla beraberim. Kötü arkadaşlarım diyor. Gene gece gündüzüm kötüyse doktorluksun. Bu kadar. Bak ya. Bunu doktor bile bilmez. Bu doktor bile buna muhtaç. Böyle tanımlama, teşhis zor olur. Sen şusun, sen bu diyemez. Vehim yoku var eder. Yoku var eder. Vesvese varı yok eder. Varı yok eder. Varı yok eder. Böyle böyle yaparak bir daha unutamayacaksınız. 25. kare yaptım size. Zaten insan terkleri yaparsa aczini de oradan tabii anlayabilir. Terk. Bizim sıkıntılarımız hep böyle terk etmediklerimizden başımıza bela sarmışız. Abi Hazreti Bekir'in bir sözü bak diyor. Sizin günaha girmemenizi sevap işlemenizden eftal tutmuştur diyor. Allah'u ekber. Kastamonu 148 aynı. Bak ne diyor? Takva sabaha ibadet etmek, gündüz oruç tutmaktır. Bildi mi? Takva gece gündüz halka sanat yapmaktır. Değil. Takva hiçbir şey yapmamanın yapmadığı. Ne? Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Menhiyat ayrıdır, günahlar ayrıdır. Menhiyat günah olsaydı günah denmezdi ikinci kez. Menhiyattan ve günahlardan. Menhiyat terklerdir. Günahlar ise eylemsel şeylerdir. Menhiyat terklerdir. Günahlar ise eylemdir. İçki içmek. Terk ne oluyor anlamı? Terkler mesela televizyonu terk et kardeşim. Televizyonu terk et. Efendim risale oku demiş. Başka şeyler onları terk et. Cep telefonu terk et. Kötü arkadaşı terk et. Yani seni buraya getiren, seni başka kötü yollara getiren, kolumuzdan tutan kötü arkadaş değil mi? Bizim mesela ilk önce bizi dershaneye getiren değil mi? Ha o zaman kötü arkadaşı terk et. Olumsuz olacak şeyleri terk et. Ondan sonra zaten ibadet. Hatta Kastamonu orada diyor ki menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Takva nedir aynı zamanda? Mesela haramla farz çatıştığı zaman defişer, celbi nefaya ruçhanet etmiş. Hatta bu asırın imamı şöyle diyor. Bu asırda ruçhanet kesbetmiş. Usul esas olmuş diyor. Esas da değil. Esasın esası olmuş. Dikkat edersen bak İhlas Risalesi. Allah aşkına bak İhlas Risalesi'ne bakın. Bak nereye girdik. İhlas Risalesi'nde eylem yok. Hep terk var. Sadakat eylemdir. İhlas terklerle çalışır. Ne o? Sahabeyi sahabe yapan İhsan Hasreti değil mi? Sahabeyi sahabe yapan İhsan Hasreti'dir. İhsan Hasreti nedir? Kendini terk etmiş, kardeşini tercih etmiş. Kendini terk etmiş. İhlas Risalesi'ni kendini terk et. Faziletini, kemalatı, ders yapmayı ona ver. Terk var. Mesela ihlas, sadaka, takva, hizmet var ya bizim Kastamonu 96'da. Laikada. Laikasız insan yürüyemez. Mümkün değil. Ben bak külliyatı bilenlersiniz. Külliyat okuyanlar ben nerelerde dolaştığımı görüyorsunuz. Bak ihlas terklerle inkişaf eder ihlasımız. Mesela şöyle diyeyim. Abi çocuk terbiye edeceğim. Ne yapayım? Bir şey yapmana gerek yok. La tahrip. Bozma illa tamir oradadır. Abi ihlaslı olmak istiyorum. Bir şey yapmana gerek yok. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. Tamam. İhlaslı olmaya çalışma. Hiçbir şey yok. Çalışırsan değilsin. Riya oluyor demek. Evet bak. La riya. Riyakar olma. Hani illa ihlas oradadır. Yani ihlas terklerle olur. Sadakat eylemlerle olur. Eylemin kendisidir. Kalp eylemle çalışır, dima teklerle çalışır. Takva ise ikisinin cemiidir. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmektir. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor değil mi? Mesela bak İhlas Risalesi'nde eylem yok kardeş. Tefani var değil mi? Hillet var. İshar hasreti, sahabeyi sahabe yap. Sahabeyi sahabe yapan nedir? Duydun ama yapıyordu. Niçin? Bir de İshar hasreti vardı. İshar hasreti. Nedir o? Sabah namaz kılan sahabe. Gündüz oruç tutan, şey, ibadet et. Değil ki. Sahabeyi sahabeyi yapan değil mi? Kur'an'da öne çıkmış. İshar hasreti. Kardeşini tercih etmiş kendisine. Kendisini terk etmiş. Terk var kardeşim. Kötü arkadaşını terk et kardeşim burada. İyi arkadaşın olmasaydı. Ya diyor ki ustad, her tarafa elini atma. Zamanın yok. Ömrün kısa. Yapacak işler çok. En emniyeti. Bak terk et diğer kitapları diyor. Bak terk. Terk et.
İşine bak ya. Ben bu kadar topluma hitap ediyorum. O abi çok bileceğiz. Benden fazla mı sen topluma hitap ediyorsun? Yani farklı farklı topluma. Ben okumuyorum, yalan mı söylüyorum? Zaten zamanım yok ki. Evradım, eskarımı daha yanımda olanlar var. Arabada okuyorum. Öyle mi? Arabada okuyorum seyahatlerde. Kur'an'ım, cüzüm arabada. Şansım yok başka. Ona ancak Risale okuyorum. Ders hazırlayacağım, odama açıyorum, çalışıyorum. Gece işte ne aldımsa işte koparttımsa şeytanla enfusi tefekkürümü yapıyorum. O da 12'yi geçirmemeye çalışıyorum. 12'de kesinlikle yatarım. Birisi darlarsa kızarım. Cenazesi varsa arayabilir. Peki. Laikalarla çıkarttım bak. Kastamonu bir şey sordu değil mi? Evet, Kastamonu şurası burası dedi. 148 Kastamonu. Bak takva, oradan çıkarttım tek. Meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Yani defişer, celbi nefa. Şeri terk etmek, yani iyi tercih etmekten üstündür, esastır, esasın esasıdır. Bak terkleri çıkartıyorum oradan. Laikalar, nur talebesinin ilmihalidir. Laikalar kişi hakim olmasa, kişi sana hakimdir. Laikasız olamaz. Laikasız ihlas olmaz. Olamaz. Tüm teklerini bilmiyorsun. Başka bir madde. İki tane de madde okuyayım keseyim. Çünkü 5 dakika var. Yerim sarttım. İlk önce kendimi tanıyorum zannettim. Sonra zannımı anladım. Mesela şöyle. Almanya'da bir cenazeye gittim. Benden önce benden bahsediyorlarmış cenaze evinde. Cami imamıyım ya. Öyle. Kimdir falan yeni gelmiştir. Ramazan'da yeni gittik. 3-5 gün sonra baktım ki cenaze çıktı. Sen diyemezsin ki ulan bu Ramazan'da ölmesin ya falan işimiz var. Teraviden sonra cenaze evine gidiyorum. Bak şimdi. Cenaze evine giderken işte orada konuşuyor. Öğretmenler varmış. Bir şey anlatacağım onlarla kalın. Onun için yazdım. Neyse girdim. Dedim haşirle ders yapayım. Yapmadan önce hemen sordu. Meğer felsefe öğretmeniymiş. Hocam dedi, sizden bahsettiler dedi. Ben bir iki soru sorabilir miyim zatınıza ait? Ama dedi, eğer dedi uygun değilse sormayayım. Estağfurullah buyurun dedim. Zaten öyle dedikten sonra sorma nasıl diyeyim cemaatçi oldu. Sonra siz dedi nurcusunuz dedi, öyle mi dedi? Elhamdülillah. En küçük efradından diyor. Hani onu diyecek de şey değil ama orada derim, orada tevazu yapmam. Cahiller arasında tevazu yapmayın. Cahiller arasında tevazu olmaz. Öyle inanır. Estağfurullah sen daha bilirsin. Hayır. Cahillere, çocuklara ve yaşlara tevazu olmaz. Evet. Siz daha iyi biliyorsun. Tabii evet. Ben daha iyi biliyorum. Yalan mı söylüyorum? Hakikaten yalan benden daha iyi biliyorum. Tevazu olmaz yani. Estağfurullah sen daha iyi biliyorsun. Sen hakikaten inanacak o. Cahil olduğu için. Tevazu da anlayana tevazu yapılır. Hocam dedi Nurcu musun? Elhamdülillah dedi. Sen bir özel soru soracağım. Nurculuk size ne kattı dedi. Nurculuk size ne verdi yani? Dedi. Ulan ne anlatayım cenaze evinde? Nurculuk ne verdi? Ne vermedi? Nasıl diyeyim? Hani Laz demiş ya. Laz demiş ya bilgisayara demiş hani sor bakalım demiş her şeye cevap veriyor. Nasıl veriyor demiş ya. Veremez demiş. Ver bak bakalım. Demişler ki sor bakalım hadi bak bilgisayar. Bilgi sayıyor ya. Bilgi sayar. Bilgi sayıyor istediği kadar. Bilgi sayar, sayıyor sonsuz. İyi, sor bakalım. Bilgisayar demiş ki ne var ne yok. Ne var ne yok. İkisi de sonsuz. Artı eksi kutup. Bilgisayar durmuş. Yanmış abi. Yanmış. Şimdi iki sonsuzu bir anda gösteremez ya. Şimdi ben hangisiyim bana ne verdi nasıl anlatayım? Ya iyi dedim. Anda hatırıma gelen bir misal vereyim. Ben dedim Nurcu değilken denize baktım. Deniz denizdi. Ağaca baktım ağaç ağaçtı. Kuşa baktım kuş kuştu. Merak etti Allah Allah. Adama soru soruyoruz. Nurculuk sana ne kattı bak ne diyor. Sonra Nurcu oldum dedim. Ondan sonra dersleri şey yaptım. Baktım ki deniz deniz değil. Ağaç ağaç değil. Kuş kuş değilmiş. Dedi. Neymiş? Terakki ettim he. Neymiş? Ondan sonra dedi hocam neymiş dedi o zaman. Sonra biraz da terakki ettim Nurcu. Dedi. Baktım ki deniz deniz imiş, ağaç ağaç imiş, kuş kuş imiş. Ne oldu? Aynı yere geldin dedi. Ne değişti ki dedi o zaman.
Nurculukla sen, nur ben değiştim dedi. Hadiseler değişmedi, nurculuk beni değiştirdi. Anladım hocam. Temelden inkılap ettiriyor. Su sudur. Sonra nurcu oldum, su su değilmiş. Sonra biraz da böyle Risale'yi tefekkür ettim. Meğer su suymuş bu sefer. Ne değişti? Ben değiştim. Meğer o malzeme olmuş, beni inşa etti. Suyu kullandım ben nurculukla. Ağacı kullandım nurculuk vasıtasıyla. Kuşu ben kullandım, beni terakki ettirdi. Beni benden çıkarttı. Malzeme oldu alemime. Ondan sonra baktım gene o odur. Ama onun bana yansıyanı farklıymış. Hakikatini gördünüz. Hakikatini. Evet. Manayı ismine bakmak yerine misalle olduktan sonra bak, manayı harfiyle. Manayı harfiyle dönüşmesini sağladı eşya bana. Manayı ismi de manayı harfi. Kendi hesabına olandan, evet. Yani suretten hakikata. Suretten hakikata. Yani çoğaltabiliriz. Onun için ilk önce kendimi tanıyorum zannettim. Ben mesela, aa ben seni tanıyorum. Hakikaten mi? 50 küsür sene ben kendimi tanıyamadım. Sen beni tanıyamadın. Hani ilk önce kendimizi tanıyoruz zannediyoruz ama sonra zannımızı anlıyoruz nasibimiz varsa. Başka, her şeyi içine atıyorsun, içine atıyorsun ya, bak iyi dinle, bu da çok antik ha, her şeyi kendi içine atıyorsun, abi her şeyi içime atıyorum, her şeyi içime atıyorum, ulan buna nasıl cevap vereyim ya, nasıl böyle çıksın, ben bu kuyuya her şeyi içine atan insana bir merdiven koyayım da çıksın dedim, gene şeyde Emirdağ'da buldum, her şeyi içine atıyorsun, peki o zaman kendini de bir yere atacağın yerin olmalı. Her şeyi içine atıyorsan, bir yere atıyorsan, kendini de bir yere atacağın olsun. Orası da hiçlik ve hiçliğini bilmektir. O zaman içine attıklarınla beraber sen de hiç olacaksın. O zaman her şeyin sahibi olacaksın. Hiçliğini bilirsen her şeyin sahibi olursun. Bak, her şeyi içine atıyor musun? Kendini de bir yere at o zaman. O zaman kendini bir yere atarsan, içine attıklarınla beraber onu da oraya atmış oluyorsun. Eğer sen içine atıyorsan cemaatin içine at kendini. At. Ama onu, kendini de bir yere at. Ha, kendi, şu anda sen burada mısın? Buradasın. Kendin içine attıkların da burada o zaman. Şu anda içine attıkların şu anda değişiyor. Formatı değiştiriliyor. Yorgan gitti, kavga bitti diyorlar. Evet, yorgan etti. Peki, son iki tane şeylerden bir tanesi. Hadiseler seni senden o kadar uzaklaştırıyor ki geri kalan vaktini kendine yaklaşmada harcıyorsun. Hadiseler seni senden o kadar uzaklaştırıyor. Karakterine, kimliğine, kişiliğine o kadar uzaksın ki hadiseler, olaylar. Sonra epey yaptı seni. Sonra uyanınca kendini kendine dönmek için kalan zaman harcıyorsun. Gidip gelmeler de bitiyor olmuş. Son cümle, inşallah zamanınızı almayayım. Yarım saat, 2 dakika geçti. Hiç sizde oluyor mu? Bak, hiç sizde oluyor mu? Gözlerimi kapayınca açasım gelmiyor bazen. Gözü kapatıyorum, açasım gelmiyor. Oluyor mu sizde? Hiç açasım gelmiyor. Gelmek istemiyorum oraya. Gözünü kapayınca ne gördüğüne bağlı abi. Güzel. Gözünü kapayınca neler gördüğüne bağlı. Peki, bir tane de okuyayım yoksa keseyim mi? Bir tane de okuyayım. Sizi sıkmamak için şey yapıyorum. İçsel dengini, içsel birbirine çatışan duygular, fikirler var. Öyle mi böyle mi, dedi mi demedi mi, gitti mi gitmedi mi, öldü mü ölecek mi, ömür kısa mı, kalp krizi geçirdim, iyi miyim, değil miyim, hasta mıyım, değil miyim falan. Birbirinin içsel denge, diş dengeni, bir de diş dünyadaki gereken davranışları layık olduğu gibi yapmak. Mesela iç dengen bozuldu mu diş dengende böyle gidiyorsun. Mesela ustadın biraz diş dengesi bozulmuştu şöyle iç dengesiyle. Hatırada diyor. Mane o kadar dalmış ki tuvalete geliyor, tuvalete gidiyorum diye 4 defa olmuş. Tuvaletin orada salonda geri dönmüş. Hatırlamıyor niye kalktığını. O kadar manaya bağlı. Bedensel hayata da geri dönüyor. Sonra 4. kize ne kadar zorlanmış ki, sen tuvalete gidiyorum diye bu yol bulmuş. İçsel dengeni, diş dengeni ve bunların bütünlüğünü, dengelerini koru. Yoksa ayakta kalamazsın,
esbab noktasında. Yani iç dengeni de, içsel enfusi dengeni de, diş dengeni. Sıkıntının sebebi diş dünyada olmandan kaynaklanıyor. Taassup ehli olanlar diş dünyadadır. Tenkitçiler diş dünyadadır. Mesela zamanı olanı tenkit eder. Zamanı olan taassup eder. Dişte olanlar, dişte farklılıklar vardır. Şeytan, melek, doğru, yanlış, ak ve kara. İçeride öyle bir şey yok. Şeytan da melek de esmadan yaratılmış. Şeytan da esmadan yaratılmış. Azazil. Azazildir ismi. Hangi esmadandır? Muzil. Muzil. Muzil esmasındandır. Ben başkasını düşünürken kim bilir kaç kişi beni düşünüyordur o anda. Şöyle de düşünün. Niçin dedim? Sıkılıyorsunuz değil mi? O sizin gibi olmak isteyen o kadar dünyada insan var ki. Sen bir de sıkılıyorsun. Oysa senin yaşadığın ulvi duyguları kafir hayal bile edemez. Sıkıntı anında düşün ki o kadar sen olmak isteyen, senin gibi olmak isteyen, hayal kuran insan var ki. Dile getiremediğim fikirler benim hususi dünyamı oluşturur. Dile getiremediğim şeyler niye gelmiyor diye düşündüm. Merhususum hususi dünyam olduğu için. Sen kendini şu iki pencereden görebilirsin. Hiçbir şeyin yok iken, her şeyin var iken. Kendini tanımak mı istiyorsun? Bir hani adamı demişler ya büyük zat, makama geçir seyret onu. Kendini iki tane ölçü birimiyle tanımlarsın. Bir, her şeyin varken sen kimsin? Bak bakalım neler konuşuyorsun. Mesela adamın parası cebinde olunca yürüyüşü değişiyor, konuşması değişiyor, arabası değişiyor, karısını değiştiriyor. Tamam mı? Kahvesini değiştiriyor, arabasını değiştiriyor. Bir de hiçbir şey olmadığı zaman bak bakalım. Yani hiçbir şeyin yokken sen kimsin? Her şeyin varken sen kimsin? En güzel ayna kendine kendindir bu. İnsan güçsüz olduğunda güçlü olduğunu düşünür. Bir daha. İnsan güçsüz olduğunda güçlü olduğunu düşünür. Yani hiçliğini bilmek her şeyin zemini olma adınadır. Bak bir daha. İnsan güçsüz olduğunda güçlü olduğunu düşünür. Yani aczi gösteren fakrin ile gururu gösteren şeyler. Naksın ile. Evet. İsteklerini, çok acayip şeyler yani bu tefekkür cümleleri. De içerisini fazla şey yapmak istemiyorum. İsteklerin ne kadar çoksa o kadar fakirsin. İnsanın fakir, ihtiyaçların çokluğu değil, talep edilenlerin ele geçmeyen miktarı kadardır. Ya da isteklerimizin yönünü değiştirmemiz lazım ya da istediğimiz kişiyi bilmemiz lazım. Evet. Demek bir de okuyayım. İsteklerin ne kadar çoksa o kadar fakirsin demek. Aşkını içeride muhafaza edemeyen günahını dışarıda ifade eder. Karanlıkta çakan şiddetli şimşeği görür. O tarafa sabırla bakmaya dikkatlice takip ederse bu sefer şimşeğin gösterdiği dağı görür, şimşeği görmez. Daha sabırlı ve dikkatli bakmaya devam ederse o dağın üstünü de görür. Daha sabırla bakmaya devam ederse o dağın komşularını da görür. Aynen bunun gibi kişileri ve olayları değerlendirirken böyle ol. Kişiyi tanımada onun için nelerin doğru olduğunu çok önemli. Yani bu karı koca kavgasına kurtarırsınız. Şey aşarsınız. Nedir o? Mesela şimşek çaktı değil mi şuradan? Ama genelde anlayamadın. Bir dakika dağın oradan. Dikkatli bak. Oraya bakarsan bu sefer dağı görürsün şimşekle. İlk önce şimşeği görürsün dağınık. Sonra nereden geldi bakarsan dağın gösterdiğini görür. Yani şimşeğin gösterdiğini görürsünüz. Sonra biraz da dikkat ederseniz dağ şimşek çaktığı zaman ağaçlar üzerindeki bitki örtüsünü görürsünüz. Tamam? Ama aynı yere bakıyorsunuz. Sabırla dikkat etmeye devam edersen hadiseler kişilerin hassas noktalarını olmazsa olmazları var. O zaman sen o bam teline dokunma. Mesela hanımın bam teli var. Kardeşin veya kavga ettiğimiz kişilerin dikkatli bakarsan onun olmazsa olmazları var.
Oraya dokunma. Abi değiştirmeyecek miyiz? Hayır. Kişilerin hatalarını, yani sence hataları var, onları söyleyebilirsin. Ama sakın diretip değiştirmeye kalkma. Niye? Tepki verir, güçlenir o. Ne yapacağız peki? Onun güzel sıfatlarını onayla ve güzel sıfatlarının çapını genişlettirirsen kötü sıfatları gözükmez. Mesela şöyle diyeyim. Senin kötü sıfatın var. Onu yok etmeye çalışma. Yaban arıları gibi başına uçuşur. Ne yapacaksın onu yok etmek için? Güzel sıfatının çapını genişlettir. Mesela yalnız kalınca bunlar oluyorsa, mesela derse geldiniz, daha birinci derste, ikinci derste, iki saat olur. Bak, iki saat sigara içmedin. Ama dışarıda olsaydın iki saatte dört tane sigara içmiş olacaktın. Ha, sigara içmemeye çalışma, sigara içilmediği yerlere git. Yani güzel sıfatının çapını genişlettir. Uçmak son çaredir. Çaredir. İlk önce seni yere çekenlerden kurtul. Pişmanlık yaranın iyileşmesidir. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kapta vardır. Yani ne varsa harap kapta vardır. Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Son şeyi, Allah'ı Celle Celaluhu hangi kelimelerle tanımladığımız kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Başka, sabretmek geleceği yorumlayıp fark etmektir. Başka, sende acılar, sancılar olmadıkça hakikat doğmaz. Kadın sancı çektiği için doğurur. Allah'ı sevmek kolay çünkü kusursuzdur, emsalsızdır. Arkadaşını, dava arkadaşını sevmek zordur. Allah'ı sevmek kolaydır. Allah'ı sevmek kolaydır. Dava arkadaşını sevmek zordur. Çünkü Allah emsalsızdır, mükemmeldir. Mükemmeli sevmek kolaydır. Benim gibi olan birisini sevmek zordur. Fena fillah kolay, fena fil ihvan zor. Evet, fena fillah, Allah razı olsun. Fena fillah kolaydır, fena fil ihvan zordur. Son şeyim, gömleğimi yıkadım ama kötü sıfatlarımı yıkayamadım. Sen kendini sevmiyorsun, bana beni sev diyorsun. Sen kendini sevmiyorsun, bana diyorsun ki beni sev. Yani kendini sevmek ne demek? Kendine yatırım yapmak. Kendine yatırım yapmıyorsun. Bir tanesi geldi, bak bitti de kapattım. Geldi Belçika'dan, 4 ay beni aradı. Ondan sonra yazdım bunu. Neyse, böyle gözüm ilişti. Baktım adam bu aşağıda oturuyor. Söyle dedim, baktım eşinden. Söyledi, tam 22 dakika 37 saniye sürdü. Şikayet. 22 dakika 37 saniye sabretti. Bak çareye bakın. Anlattı, notlar aldı. Böyle hadi. Tamam. Madem 4 ay beni aradın, sütüme Belçika'dan geldin. Tamam, dinleyeceğim. Sabırlı, tamam. Bitti mi? Bitti. Evet hocam, çarem dedi. Böyle bakıyor bana. Çare ne biliyor musun? Sen insan sevmiyorsun. Doğru. Ne demek? Kendini sevmiyorsun. Kendini sevmeyen cinsini sevemez. Kendini sevmek ne demek? Kendine yatırım yapmıyorsun. Kitap okumuyorsun. Derslere gitmiyorsun. Tamam? Kötü şeylerden uzak durmuyorsun. Şimdi içki içen kendini mi seviyor? Kendimi çok seviyorum. Duram. Neyi seviyorsun? Sokmuşsun içine. Bilerek kendine zarar veriyorsun. Ayet-i kerime var. Bilerek kendinizi tehlikeye atmayınız. Ha, kendine yatırım yapan, derslere götüren, kitap okuyan, tamam, iyi insanlarla beraber olmayı tercih eden kendini seviyor, kendine yatırım yapıyor. Kendisiyle barışık olur. İçsel alemiyle dış dünyası dengeli olur. İçinde kaos, içinde sıkıntı, buhran, bunalım, çatışan ve çelişen duyguları, fikirleri yaşayan bir insanın dış dünyada, cemaatta ve evde uyumlu olur mu? Geçimli olur mu? İçi kaos. İçi bitmiş yani. İçi bitmiş, neye sanıyoruz? Dışında bitirmeye çalışıyor. Çünkü dışarıdakileri kötü olsun ki kötülüğünü hatırlamasın. Onun için dışarıdakileri de bozmaya çalışıyor. Bir cemaatta birisi sıkıntıysa içi sıkıntılıdır. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Tümassalavat.